Zij hebben gevonden dat de voorvaders van de persoon die de sporen heeft achtergelaten afkomstig zijn uit het gebied waar nu Turkije ligt. Dat is ook de reden dat we nu gevraagd hebben aan mannen die hun roots in Turkije hebben om mee te doen met dit onderzoek en te helpen deze zaak op te lossen. Hollanda'da yaşayan Melika van Doorn, 1992'de bir partiye katıldı, geceyi eğlenerek geçirdi, ancak o gece evine dönemedi. Yıllar boyu sır perdesi aralanamayan bu dava, adeta bir labirente dönüşecek, öyle ki bu labirentin içinde Türk vatandaşları da olacaktı. Bugünkü ilk vakamızda, genç kızın trajik hikayesini, yürütülen soruşturmayı ve tam 25 yıl sonra yakalanan failini konuşacağız. Ayrıca küçük bir Amerikan kasabasında işlenen cinayete, onlarca yıl cevaplanamayan sorulara ve 33 yıl sonra gelen itirafa tanık olacağız. Hazırsanız, yarım kalan hayaller ve hayatlarla dolu, sadece soğuk başlıyor. Bir YouTube klasiği olarak, kanala abone olup, videoyu beğenmeyi unutmayın. Melika van Doorn, 1972 yılında Hollanda'da dünyaya geldi. Ebeveynleri ve iki kız kardeşiyle birlikte, Hollanda'nın Zaandam şehrinde sıradan bir hayat yaşıyordu. Sorunlu bir çocukluk geçirmeyen Melika, yasa dışı hiçbir şey yapmamıştı ve arkadaş canlısı olmasıyla bilinirdi. Liseden mezun olduktan sonra, üniversiteye gitmenin planlarını yapıyor, parlak bir geleceğe kendini hazırlıyordu. 7 Haziran 1992 Pazar akşamında, Melika bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı, akşamı eğlenerek geçirdi. Gece yarısı olmadan ayrılmaya karar verdi, çünkü toplu taşıma hala çalışırken eve dönmek istiyordu. Yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan otobüs durağına yürüyen Melika, otobüsün yarım saat önce kalktığını ve ne yazık ki son otobüs olduğunu öğrendi. Evine gitmenin başka bir yolu olarak tren istasyonuna gitmeye karar verdi, ancak Melika o gece evine dönemeyecekti. Kızlarının eve gelmemesi, ailesini ilk başta endişelendirmedi, çünkü sık sık arkadaşlarının evinde kalır, çoğunda da haber vermezdi. Ertesi gün ise civardaki bir kilisenin papazı, tren istasyonu yakınındaki bir gölette yürüyüş yapıyordu ve gölette yüzen bir ceset gördü. Papaz hemen polislere haber verdi ve olay yerine gelip incelemelere başladılar, bu cesedin Melika van Doorn'a ait olduğu belirlendi. İlk incelemeleri yapan müfettişler, çeşitli yaralanmaların yanı sıra boynunda, yüzünde ve vücudunda çok sayıda bıçak yarası tespit etti. Fail cesedi kısmen soymuş, yoldan geçenlerin görmemesi için saklamaya çalışmış, ancak başarılı olamamıştı. Yapılan otopsi sonucunda, cesedin su içermediği, Melika'nın başka bir yerde öldürüldüğü ve sonrasında gölete atıldığı ortaya çıktı. Aramalarını sürdüren polis ekipleri, çok geçmeden Melika'nın kayıp bir ayakkabısını buldu, bunun olay yerine işaret edebileceğini düşündüler. 1992 yılı olduğu hesaba katılırsa, DNA test yöntemleri henüz emekleme aşamasındaydı, bu nedenle Melika'nın vücudundan alınan örnekler, soruşturmaya hiçbir katkı sağlamadı. Melika'nın ailesiyle görüşen dedektifler, onun herhangi bir düşmanı olup olmadığını ya da biri tarafından rahatsız edilip edilmediğini sordular. Dedektiflerle işbirliği yapan ailesi ise, kızlarının özel hayatının sorunsuz olduğunu ve kimseyle ciddi bir anlaşmazlığın bulunmadığını belirtti. Son katıldığı partiyi mercek altına alan dedektifler, partiye katılanlarla görüştü ve hiçbir sorun yaşamadığını öğrendiler. Parti katılımcıları arasında, Melika'nın erkek arkadaşı da bulunuyordu, polis tarafından gözaltına alındı, ancak herhangi bir ipucuna ulaşılamadı. Cesedin bulunduğu bölgede dolaşan polisler, kapı kapı dolaşarak bölge sakinleriyle görüştü, birkaç kişi geceleyin bir çığlık duyduklarını, ancak çığlığın kesilmesiyle endişe yapmadıklarını belirtti. Ek olarak cesedin bulunduğu yerin yakınlarında, bir bisikletli görüldüğüne, bu adamın Türk görünümlü olduğuna dair bilgiler alındı. Bu bilgiler ışığında müfettişler, Melika'nın cesedinin bulunduğu Kogurveld mahallesine gitti, orada yaşayan Türkleri daha yakından incelemeye başladı. Bazı Türklerin sabıka kaydı vardı ve daha önce polisle sorun yaşamıştı, ancak aylar süren araştırmalara rağmen müfettişler şüpheli ya da şüphelileri belirleyemedi. Cinayet üzerinden 6 ay geçmesine rağmen herhangi somut bir ipucuna ulaşılamamıştı, ta ki bir inşaat ustasının keşfine kadar.
Saint Joseph Kilisesi'nde çalışan, oranın çatısını tamir eden bir çatı ustası, Milica'nın kayıp olan ikinci ayakkabısını buldu. Belki de çatıda başka izler vardı, ancak 6 aylık süreçteki rüzgar ve kötü hava koşulları bu izlerin silinmesine yol açtı. Böylelikle Milica'nın faili meçhul cinayet davası, mecburen soğumaya bırakılacak, DNA teknolojisinin gelişmesi beklenecekti. Yıllar içerisinde Milica'nın hikayesi, çeşitli televizyon programlarında gündeme getirildi ve polisler bir dizi ipucu topladı, ancak bu ipuçları şüpheliye yaklaşmada yetersiz kaldı. Yaşanan bu trajik olaydan tam 24 yıl sonra, Hollanda'da bir yasa değişikliği yapıldı ve DNA akrabalık testinin kullanılmasına olanak tanındı. Böylelikle soruşturma yeniden açıldı ve kısa süre sonra dedektiflere, iki Türk erkeği hakkında özel bir rapor sunuldu. Bu şüpheliler cinayetten sonra bölgeyi terk etmiş, hatta Türkiye'ye yerleşmişlerdi, Türk yetkililerle işbirliği yapıldı, sürpriz bir şekilde DNA analizleri eşleşme göstermedi. Ancak 2017'de yapılan bilimsel testler, failin kesin olarak Türk kökenli olduğunu ortaya çıkardı, bu bulgu üzerine tekrar bölgeye döndüler. 1992 yılında, cesedin bulunduğu bölge ve çevresinde yaşayan, toplamda 133 Türk kökenli erkekten DNA örneği talep edildi. Dit stukje DNA heet het eichromosomale DNA. Je kunt het vergelijken met het doorgeven van een achternaam. De vader geeft zijn achternaam door aan zijn zoon en zo werkt het ook met dit stukje DNA. En op die manier kunnen we terug in de tijd gaan zoeken naar waar de voorvaders van een bepaalde persoon vandaan komen. Bij dit onderzoek is dat gedaan door de collega's in het laboratorium in Leiden. En zij hebben gevonden dat de voorvaders van de persoon die de sporen heeft achtergelaten afkomstig zijn uit het gebied waar nu Turkije ligt. Dat is ook de reden dat we nu gevraagd hebben aan mannen die hun roots in Turkije hebben om mee te doen met dit onderzoek en te helpen deze zaak op te lossen. De mannen die uitgenodigd zijn om mee te doen met dit onderzoek doen mee als vrijwilliger. Ze zijn geen verdachten. Als er één man een familielid heeft wat de spoor heeft achtergelaten, dan kunnen we die op deze manier vinden en kunnen we de zaak oplossen. Als nou juist deze man niet meedoet met het onderzoek, dan lossen we de zaak niet op. Dus het is heel belangrijk dat ze allemaal meedoen met het onderzoek. Örneklerin yalnızca Milica'nın soruşturmasında kullanılacağına ve sonradan imha edileceğine dair söz verdiler. Bu süreçte gönüllü olarak DNA örneği veren Türklerin, işbirliği yapma istekleri yetkililer tarafından takdir edildi. DNA örneklerinin incelenmesi, soruşturmada önemli bir dönüm noktası olsa da, bu 133 kişiden failin DNA'sına rastlanmadı. Ancak fail olan kişi, bu DNA örneği verenlerden birinin akrabasıydı, dolaylı olarak faile de ulaşmış oldular. 10 Aralık 2017'de polisler, 47 yaşındaki Hüseyin A. isimli bir şüphelinin tutuklandığını duyurdu, yerel yasalara göre soyadı gizli tutuldu. Hüseyin A. DNA'sını vermek istemeyen 7 kişiden biriydi, ancak sonunda adalete teslim olmaktan kaçamadı. Yapılan karşılaştırmalı analiz ile, Milica'nın vücudundan alınan DNA ile, Hüseyin'in DNA'sının mükemmel bir şekilde eşleştiği ortaya çıktı. Cinayetten sonra hayatına devam eden Hüseyin, Hollanda'da bir aile kurmuş ve 4 kız babası olmuştu. Duruşmasında önce suçunu reddetti, daha sonra ise kötü bir ruhun etkisi altında olduğunu ve bu nedenle Milica'ya saldırmış olabileceğini söyledi. Hikayesi daha da tuhaflaşmaya başladı, Milica ile gizli ve yakın bir ilişkisi olduğunu, bu yüzden DNA'sının üzerinde bulunduğunu öne sürdü. Duruşmada yer alan ailesi, Hüseyin'in bu savunmasına tepki gösterdi, ilişkiye dair iddialarının inandırıcı olmadığını ve adaletin yerini bulmasını umduklarını ifade ettiler. 11 Aralık 2018 tarihinde, Hüseyin A. Milica'nın cinayetinden suçlu bulundu ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının açıklanması sırasında, Hüseyin mahkeme salonunda bulunmayı reddetti ve hücresinde kalmayı tercih etti. Şubat 2019'da yapılan itirazı sonucu, Hüseyin'in cezası 20 yıldan 19 yıla indirildi. 13 Haziran 2022 tarihinde, Hüseyin spor sonrası hücresinde cansız bulundu ve uygulanan canlandırma tedavileri işe yaramadı. İkinci vakaya geçmeden önce, saniyeler içinde yapacağınız küçük bir beğeniyle, bize çok büyük bir destek verebilirsiniz. Video hakkındaki düşüncelerinizi, önerilerinizi veya eleştirilerinizi lütfen yorum olarak paylaşın. Unutmayın, sizin için sadece bir tıklama, bizim için paha biçilemez bir motivasyon kaynağı. Carol Jenkins, 19 Ekim 1947'de Franklin, Indiana'da doğdu.
Carol'ın doğumundan kısa bir süre sonra, babası annesini terk etti, annesini dul bir ebeveyn olarak bıraktı. Kızını tek başına büyüten annesi Eliza, ilerleyen yıllarda Paul Davis adında bir adamla tanıştı ve kısa sürede ona sırılsıklam aşık oldu. Paul ile Eliza evlilik kararı aldılar, öyle ki aileye çok çabuk entegre oldu, sanki Carol'ın öz babasıymış gibi davranıyordu. Genç bir Afro-Amerikan kızı olan Carol'ın, her genç kız gibi büyük hayalleri vardı, Chicago'ya taşınmak ve orada manken olarak kariyer yapmak istiyordu. Liseden mezun olduktan sonra ise, hayallerini gerçekleştirmek için paraya ihtiyacı olduğunu fark etti ve plan yapmaya başladı. Birkaç yıl eğitimine ara verecek, tam zamanlı iş bulup normal bir hayat yaşayacak ve para biriktirip Chicago'ya gidecekti. Bulundukları bölgede pil üretimi yapan Ford Otomobil'in bir fabrikasında iş buldu ve orada çalışmaya başladı. Carol hayatını düzene koymaya çalışırken, sendika grevi nedeniyle fabrikası kapandı ve kısa süreliğine işsiz kaldı. Kalıcı bir kapanma değildi, sendika grevi sona erdiğinde fabrika yeniden faaliyete geçecekti ama bunun ne kadar süreceği belirsizdi. Paraya çok ihtiyacı olan Carol, gelirini desteklemek için yeni bir iş bulmak zorunda kaldı ve başka bir şehirde kendine uygun bir iş buldu. Yaşadığı yerden bir saat uzaklıkta bulunan Martinsville'a gidecek, kapı kapı dolaşarak ansiklopedi satacaktı. Carol'ın işteki ilk gününe dair endişeleri, sıradan bir stresin ötesindeydi, öyle ki Martinsville'ın kötü şöhreti onu etkilemişti. Üvey babası da dahil olmak üzere pek çok kişi, burada kötü deneyimler yaşamış, yerel halk tarafından ırkçı tacize uğramışlardı. Martinsville'a gönderilen Carol, orada 4 kişilik bir ekibin parçasıydı, 2 beyaz erkek ve 1 siyah kadından oluşuyordu. Grup olarak Martinsville'a gittikten sonra, orada ayrı ayrı dolaşıp ansiklopedi satacak ve gün sonunda bir araya gelip evlerine döneceklerdi. İlk iş gününde yola koyulan Carol, kısa bir süre sonra takip edildiğini fark etti. Yanında oldukça yavaş giden bir araç fark etti ve başta bu kişilerin sadece yardım istediğini düşündü, onlara yaklaşıp ne istediklerini sordu. Ancak bu araçtaki kişiler, Carol'a cinsel içerikli yorumlar yapmaya ve ırkçı hakaretler savurmaya başladılar. Bu durum karşısında dehşete düşen Carol, bu adamlardan uzaklaşması gerektiğini biliyordu. Ama yine de yapması gereken işleri, satması gereken ansiklopedileri vardı. O sırada aklına bir fikir geldi, bir sonraki evi ziyaret edecek, kapıyı çalıp oraya sığınmak isteyecekti. Kapıyı açan kadının adı Norma'ydı, eşiyle birlikte Carol'a neden tedirgin olduğunu sordular, Carol ise takip edildiğinden, cinsel içerikli yorumlara ve hakaretlere maruz kaldığından bahsetti. Norma hemen polisi aradı ve yaşananları anlatıp Carol adına yardım istedi. Carol adamların bulunduğu aracın detaylarını hatırlayabildiği kadarıyla Norma'nın eşine anlattı, ancak adamların yüzlerini hatırlayamadı. Dışarı çıkan Norma'nın eşi Dan, caddenin ilerisinde tarife uygun iki adamın park halindeki araçta oturduklarını fark etti. Bir süre duraklayıp dikkatle araca odaklandı, plakayı ezberlemeye çalışacak, gelen polislere bildirecekti. Arabada oturanlar ise Dan'ın kendilerini izlediğini fark etti ve hızla olay yerinden uzaklaştı. O sırada olay yerine gelen polis memuru, genç kızın anlattıklarını dinledi ve ona birkaç soru sordu. Devriye arabasına atlayan polis, bölgede bir tur atmaya karar verdi, arabada oturan kişileri aramaya başladı ve sonunda başarılı da oldu. Carol'ın verdiği tanımlamalara dayanarak, şüphelileri tanıyıp onlarla yüzleşti ve onlara Carol'ı taciz edip etmediklerini sordu. Irkçı hakaretler yağdıran bu kişiler, hiç diretmeden kendileri olduğunu itiraf ettiler, polis memuruysa çok tartışılan bir harekete imza attı ve sadece uyarıda bulunup yollarına devam etmelerini istedi. Carol ise tacize uğradığı için endişeliydi ve iş arkadaşlarının yanına dönme konusunda tereddüt ediyordu. Norma ve Dan, Carol'a geceyi kendi evlerinde geçirme teklifinde bulundu, böylece güvende olacaktı ve sabah güneş doğduğunda yola çıkabilirdi. Carol ise bu cömert teklifi reddetti, yeteri kadar onlara yük olduğunu ve bir an önce evine dönmek istediğini söyledi. Polisin de olaya dahil olmasıyla artık bir tehdit kalmadığına inanan Carol, akşam 8.30'da evden çıktı. Ne yazık ki sadece yarım saat sonra ise, evden sadece 10 blok ötede, Carol Jenkins kaldırımda hareketsiz yatarken bulundu. Carol'ı ilk fark eden bir çocuk oldu
ve yakındaki bir restorana koşarak yardım istedi. Restoran çalışanları hemen polisi aradılar. Oradakilerin ambulans yerine polisi aramasının nedeni, Carol'ın yaralarının dışarıdan belirgin olmamasıydı. Sanki yürürken yere düşmüş gibi görünüyordu. Carol'ın aldığı ölümcül darbe, tornavida gibi küçük bir aletle yapılmış, bu yüzden çok fazla kan kaybı gözlenmemişti. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen polis, Carol'ın hayatta olduğunu ve ciddi acı çektiğini fark etti ve olay yerine ambulans çağırdı. İhmaller zinciri devam edecek, ambulansın olay yerine varması yarım saatten fazla sürecekti, bu süre zarfında Carol'ın durumu ağırlaştı ve hastaneye vardığında hayatını kaybetti. Hastaneden tekrar olay yerine dönen polisler, bir sonraki büyük hatalarının farkına vardı, olay yerini güvenlik çemberine almamışlardı. Kalabalığı gören insanların gelmesiyle, yaklaşık 50 kişi olay yerinde bulunmuş, kanıtların korunmasını zorlaştırmıştı. Ek olarak etkili olan yağmur, delillerin çoğunu silip süpürdü, tüm aramalara rağmen cinayet silahını da bulamadılar. Herhangi bir şüpheli belirlenmemiş oluşu, halk arasında öfkeye yol açtı ve şehirde uzun süredir devam eden ırkçılığa dikkat çektiler. Yerel ve ulusal basında, Carol'ın cinayetine geniş bir şekilde yer verildi, ancak polis Carol'ı kimin öldürdüğünü bulamadı. Carol'ın üvey babası Paul, Martinsville polisine tepki gösterdi ve FBI'ın olaya dahil edilmesini istedi. Ancak Martinsville polisi, davayı kapatma konusunda istekli görünüyordu, FBI'ın daha önemli işleri olduğunu, bu tür bir dava için zaman ayırmayacağını belirtti. Polislerin bu ihmalkar davranışları, Carol'ın ailesi için trajik sona işaret ediyor, adalet arayışlarının son bulacağı anlamına geliyordu. Ve garip bir şekilde, Carol'ın ölümünün detayları kamuoyuyla paylaşıldıkça, bazıları iki kişiye nefret kusmaya başladı, bu kişiler Norma ve Dan oldu. Norma ve Dan'ın, genç bir siyah kadına sığınma teklifi etmesi, büyük bir öfke ve nefrete yol açtı, çift ölüm tehditleri alarak tacize uğradı. Her ne kadar tehdit edilseler de, Carol'a yardım etmekle doğru olanı yaptıklarını söylediler. Norma ile Dan, adalet arayışında Carol'ın ailesiyle birlikte hareket etti. Ancak bu çabaları bir yere varmadı ve dava soğumaya başladı. Carol'ın faili meçhul cinayet davası, ardında onlarca cevapsız soruyla tam 34 yıl boyunca soğuk kaldı. 2002 yılına gelindiğinde ise beklenmedik bir gelişme yaşandı ve polis karakoluna isimsiz bir mektup gönderildi. Bu mektubun gizemli yazarı, Carol'ın katilinin kim olduğunu bildiğini, şüphelinin adının Kenneth Richmond olduğunu iddia etti. Hatta Kenneth'ın bu suçu, Shirley adlı kızının gözleri önünde işlediğini öne sürdü, polis ise bu mektuba şüpheyle yaklaştı. Çünkü Kenneth Richmond adında birisi, yıllardır bu davada hiç anılmamıştı ve o yıllarda sorgulanmamıştı. Bu yeni ipucunu araştırmaya karar veren polisler, Kenneth Richmond hakkında daha fazla bilgi toplamaya başladı ve tuhaflıklar beraberinde geldi. Kenneth'ın oldukça sorunlu bir geçmişe sahip olduğu ve uzun bir sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Şu anda 70 yaşında olan Kenneth'ın, geçmişte bir örgüte üyeliği göze çarptı. Ku Klux Klan örgütü, 24 Aralık 1865'te Tennessee'de kurulan, siyahi karşıtı, beyaz üstünlükçüsü ve göçmen karşıtı ırkçı bir örgüttü. Kenneth Richmond'ın normalde Tennessee'de yaşadığı, ancak Martinsville'da arkadaşları olduğu ve sık sık bu bölgeyi ziyaret ettiği tespit edildi. Soruşturmanın bir sonraki aşaması olarak, polis Kenneth'ın kızı Shirley'nin yerini tespit etti ve onunla iletişime geçti. Shirley babasıyla 24 yıldır hiç konuşmadığını, 70'lerin sonunda kötü bir olay yaşandığını ve hayatlarından tamamen çıktığını belirtti. Daha sonra polisler Shirley'e anonim mektubu yazıp yazmadığını sordu, Shirley ise mektubu yazanın kendisi olmadığını söyledi. Ancak mektupta anlatılanlar doğruydu, Martinsville'dan geçtikleri o günü, korkunç olayları anlatmaya başladı. Arabanın arka koltuğunda kendisi, yolcu koltuğunda ise babasının bir arkadaşı oturuyordu, arabayı kullanan babasıydı. Kenneth Carol'ı sokakta yürürken fark etti ve siyahları sevmediği için arabayı yavaşlattı, daha sonra Carol'a hakaretler yağdırdı. Carol korkarak adımlarını hızlandırırken, Kenneth elinde bir tornavida ile araçtan indi ve genç kızın göğsüne sapladı. Eve döndükten sonra Kenneth, kızı Shirley'e 7 dolar verdi ve gördükleri hakkında sessiz kalmasını istedi. Ancak o gecenin etkileri, Shirley için yıllarca devam edecek, hatta terapi alması gerekecekti.
Shirley polislere anlatmadan önce, bunu hayatında yalnızca iki kişiyle paylaştığını söyledi. Bu kişiler danışmanı ve eski görümcesiydi. Shirley'nin anlattıklarından sonra polisler, mektubu gönderen kişinin izini sürdü ve eski görümcesi Connie olduğu ortaya çıktı. 46 yaşındaki Connie McQueen, tam 15 yıl önce Shirley'den bu hikayeyi dinlemişti ve yıllar sonra bir şeyler yapmak zorunda hissetti ve mektubu gönderdi. Bu bilgiler ışığında aksiyon alan polisler, Kenneth Richmond'ın nerede olduğunu sorguladı ve Indianapolis'teki bir huzurevinde olduğu tespit edildi. 8 Mayıs 2002 tarihinde, 70 yaşındaki Kenneth Richmond tutuklandı. İlk sorgusunda Kenneth, Carol'ın cinayetiyle ilgili suçunu kabul etmedi, ancak geçmişi onu ele veriyordu. Kızı Shirley'nin anlattıkları, örgütle olan bağlantısı ve 1987'de cinayete teşebbüs suçu vardı. Sürpriz bir şekilde mahkeme, Kenneth'ın akıl sağlığının yerinde olmadığına ve mahkemeye çıkamayacağına karar verdi. Yargılanmaya ehliyetsiz olduğu açıklanan Kenneth, sadece 2 hafta sonra mesane kanserinden öldü. Videoyu bitirmeden önce, soldaki video rahatsız edici olup, sadece yetişkin kullanıcıların izlemesi önerilir, sağdaki oynatma listesi ise, sizler tarafından çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.